Evet. Merak edilen, sorulan en sık sorulardan birisi. Ne iş yapıyorsun da böyle rahat rahat motosikletle aylarca hem de Avrupa'yı gezebiliyorsun? 76, Almanya doğumluyum. Orada büyüdüm, orada okudum üniversiteyi. Asıl mesleğim endüstri mühendisliği. Almanya'da üniversiteyi bitirdikten sonra sağlık nedenlerinden dolayı Türkiye'ye yerleştim. Türkiye'de işbaşı yaptım. Çünkü bende fibromiyalji diye bir hastalık var. Ne diyorlar? Yumuşak doku romatizması. Havadan çok etkileniyor. Havalar ne kadar soğuk, kötü olursa ağrılarım o kadar artıyor. Bazen öyle oluyor ki yani çalışamaz noktaya geliyorsun ama yapacak bir şey yok. Yani o zamanlar öyleydi. 7 sene çalıştım Türkiye'de mühendis olarak. İstanbul'da 5 sene. Sonra İzmir'den iş teklifi geldi. Tabii İzmir'de hava daha sıcak. Daha kısa bir kış var. Hiç düşünmedim. Yani ne kadar kısa bir kış, ne kadar az soğuk benim için o kadar iyi. Sonra İzmir'de çalıştım 2 sene. Hep işte büyük şirketlerde, özel sektörde. Ya adını vereyim ne olacak? Yani İstanbul'da Mercedes'e çalıştım. İstanbul'da Mercedes-Benz Türk'te. Sonra Rehau diye bir firma çalıştım 2 sene Almanya'da, İstanbul'da. İzmir'de Cevher Döküm diye bir şirkette çalıştım. 9 ay. Ondan sonra artık ne bileyim burama geldi. Yani insanlarla uğraşmaktan sıkıldım. Türkiye'de öyle söyledim. Yani Almanya'da üniversite okurken Almanya'da ve öncesinde ben 14 yaşımdan beri çalışan bir insanım. Gazete dağıttım. Ne bileyim fırında çalıştım. Ondan sonra yazın özellikle fabrikalarda çalıştık. Vardiyalı tatillerde. Ondan sonra ders verdim, özel ders verdim üniversitedeyken öğrencilere, çocuklara Almanca, matematik, Fransızca, İngilizce. O süper bir işti, çok severek yaptığım bir işti. Bir de üniversite kurken 2 yıl falan Bosch firmasında stajyerlik yaptım. Yani hem okudum hem çalıştım. Aslında hem okudum hem çalıştım desem yalan olur. Üniversiteye haftada 2-3 gün belki gidiyordum. Zorunlu derslere. Onun dışında Bosch'ta çalışıyordum. Bosch'ta değil yani Bosch firmasında çalışıyordum. Stajyer olarak. Başka ne yapıyordum? Özel ders veriyordum. 10-15 tane öğrencim vardı. Özel ders verdiğim. Arabayla yemek servisi yapıyordum. Pizzacıda çalışıyordum. Pizza dağıtıyordum evlere. Hepsi aynı anda mı? Hepsi üniversitede okurken. Bir de Migros gibi bir süpermarkette haftada bir kere raflara malzeme dolduruyordum. Başka ne yapıyordum? Yeter zaten. Heh. Yani Almanya'da özellikle o üniversitede okurken Bosch firmasında çalışırken çok güzeldi. Yani muhteşem bir ortam. Kurumsal bir şirket. Yani çalışabilecek en iyi şirketlerden birisidir herhalde Bosch firması. Bosch şirketi, Bosch grubu mu diyeyim artık. Vakıf diye hatırlıyorum. Ama Türkiye'de öyle değildi. Türkiye'de illallah yani. İnsanlarla uğraşmaktan sıkıldım. Sonra bir de ben İstanbul'da işbaşı yaparken 2003'te Mecidiyeköy'de yaşıyordum. O zamanlarda İstanbul'da yaşamak çok güzeldi. Yani gerçekten o zamanlar İstanbul'da yaşamaktan çok büyük keyif alıyordum. 2003 yılı, 4-5. Yani
daha bir güvenli, insanlar daha bir normal. Tabii trafiği o zamanlar da deli gibiydi. Zaten motosiklete başlamamın nedeni İstanbul'da yaşamaktı. Baktım olmuyor, deli gibi zaman harcıyorsun trafikte, motor aldım. Motorculuğa İstanbul'da 2003-2004 yılında başladım. Neyse, dediğim gibi işte en son İzmir'de Cevher Dökün diye bir lanet firma çalıştım. Ondan sonra ama öncesinde 2004'te ara sıra Mecidiyeköy'deki çeviri ofislerine tercümanlık yaptım, çeviriler yaptım. Haftada bir iki üç kere birkaç sayfa iş geliyordu. Böylece çevirmenlik konusunda deneyim kazandım. Almanca, İngilizce, Türkçe çeviri yapıyorum. Fransızcam da iyidir ama çeviri yapmam. Yani iş yapacaksam o işi doğru yaparım. Biraz Alman kafa var bende o konuda. Yani yarım yamalak işim olmaz. Ya kalkıp da ne bileyim Google Translate'e yapıştırıp da yok. Fransızcam iyidir. İyidir ama çeviri yapmam. İtalyancam da var. O da orta derecedir. Tabii o İtalyanca'da da çeviri yapmam yani. İşi her zaman uzmana bırakacaksın. Ondan sonra öyle işte birkaç sene deneyim kazandım çeviri konusunda. Ve 2010 muydu, 11 miydi? En son, Cevher Dökün'den sonra bir Alman şirketi için çalıştım bir yıl. Almanya'da bir şirket vardı. Bir yıl onların için satış şefliği yaptım Türkiye'de. Ama pek iş tutmadı. O da güzel bir işti. Yani biraz çok serbesttim. Yani kendim ayarlayabildiğim saatlerini, şeylerini, her şeyini. Ama olmadı. Şirket burada ayak tutamadı. Öyle mi diyorsunuz? Öyle diyorsunuz. Yani Fuß fassen Almancası. Oradan direkt çevirdim. Yani iş yapamadım Türkiye'de. Ben de ne yaptım? O zamanlar çalıştığım birkaç tane çeviri ofisi vardı. İstanbul'da, İzmir'de. Onlara mail attım. Ya dedim ben şu an çalışmıyorum. Bana istediğiniz kadar çeviri gönderin dedim. Bunlar bunu duyunca beni işe buldular. Yani işe buldular derken yani çok daha fazla iş gönderdiler. Bir baktım ki bir ay içinde çalıştığım şirkette kazandığım paradan daha fazla para kazanıyorum. En son Türk şirketinde, o Alman şirketinde tabii maaşım daha yüksek de. Ama TL olarak kazandığım o en son Cevher Dökün'deki paradan daha fazla para kazandım. Ve çok daha az çalıştım. Günde 2-3 saat falan ortalama. Ondan sonra bu işi profesyonel yapayım dedim. Kaydımı oldum, ettim ama şey yaptım. Ya dedim ben bu hizmeti niye Türk ofislerine vereyim? İnternette başladım araştırmaya. Almanya, İsviçre, Avusturya. Çeviri ofislerin e-posta adreslerini buldum. E-mail'e başvurdum. Özgeçmişimi yolladım. Çeviride deneyim kazandığımı yazdım. Ve yurt dışındaki ofislere çeviri hizmeti sunmak istediğimi belirttim. 50 tane e-mail, e-posta adresine sallıyorum, gönderdim. 10 tanesi geri dönüş yaptı. 2 tanesi tamam, size bir deneme çeviri gönderiyoruz. Onu biz yapın, memnun kalırsak sizle çalışabiliriz. Fiyatımız da şeyimiz de şu. Bir baktım, müşteriler hazır. Kaydım yaptırdım serbest çalışan olarak. Bağkurluğum o zaman. Sonra Bağkurluğum. Serbest çalışan olarak başladım. Ve o iki müşteri oldu, 30. Almanya, İsviçre, Avusturya, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda, Letonya, Macaristan. Başka nerede var müşterim? Slovakya'da var bir tane. Öyle işte. Oradan evraklar geliyor. Ben de onları çeviriyorum.
ya Almanca ya İngilizce, Türkçe neyse artık. Günde ortalama, şu an günde ortalama 1,5 saat falan çalışıyor. Yetiyor ve artıyor. Zaten sağlık sorunlarından dolayı da fazlası mümkün olmuyor genelde. Kışın özellikle havalar soğuduğunda ağrıdan dolayı zorlanıyorum. Ne çalıyor? Infarmer. Gençliğimin şarkısı. Neyse. Ne diyecektim? Ne diyordum? Zaten bunlara sonra keserim. Türkiye'ye gelmemin sebebi fibromiyalji hastalığıydı. Ne kadar sıcak o kadar iyi. En son Didim'e yerleştim. Orada kalayım dedim. Daha güneyde. Didim Aydın. Daha sıcak. Daha az kış. Daha kısa bir kış. 2015 yılıydı. Büyük motor turlarımı da o sene başladım. Nasıl oldu? 2015 yılında Didim'de. Ben çocukluğumdan beri halk oyunlarla uğraşıyorum. Hatta İzmir'de uzun süre Türkiye Eğitim Birlikleri Vakfı'nda çocuklara halk oyunları da öğrettim. Sanat müziği, halk müziği korosunu yönettim. Kut çalıyorum. Futbol, masa tenisi, satranç, İngilizce, farklı farklı etkinlikler. Didim'de de Halk Oyunu Derneği vardı. Dahot diye hatırlıyorum. Oraya katıldım ve o sene 23 Nisan'da festival vardı Didim'de. Birçok ülkeden çocuk geldi. Ben de 4 tane Gürcü çocuğu 10, 11, 12 yaşlarında 4 tane Gürcü çocuğu aldım. 5 gün bende kaldılar. Güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurduk oraya gelen ekiplerle. Özellikle Gürcistan ve Makedonya olmak üzere. Ve festivalden sonra bunlar döndüler ülkelerine. Ben de o sene dedim bari gideyim bunları ziyaret edeyim Gürcistan'da, Makedonya'da. Hem gezmiş olurum. İşim de güzel. Hem gezerim hem çalışırım. Yazın Didim'den ayrıldım. Akdeniz sahilleri derken, Güneydoğu derken, Doğu Anadolu derken, Gürcistan'a gittim. Tiflis'e. Çocukları ziyaret ettim. Hatta bende kalan bir çocuğun ailesi tutturdu. Bizde kal, otelde kalma diye. 4-5 gün beni misafir ettiler sağ olsunlar. Bunlar Ermeni asıllı Gürcü'ydü. Ve o seneden sonra da 2-3 kere bir daha gittim. Hep güzel ağırladılar sağ olsunlar. Hatta ilk gittiğimde 2015'te sadece ben geldim diye 30-40 kişi toplanıp eğlence düzenledik. Yedik, içtik, dans ettik. Çok güzeldi. Sonra oradan Karadeniz kıyısı, Trakya, Bulgaristan, Makedonya. O Makedonya'daki
arkadaşlarla, çocuklarla hasret geldik. Ama şöyle bir şey oldu 2015 yılında. Ağustos ayı herhalde. Aşırı bir sıcak. Karadeniz'de. Hopa'dayım. Artvin Hopa. Çok severim. Hopalılar Türkiye'nin en komik insanlarıdır. Çok güzel küfrederler. Çok eğlencelidir. Hopa'dayım. Giresun'a geçeceğim. Orada bir arkadaşım var. Onu görmeye. Ağustos ayı. Belki de Ağustos değil, belki de Temmuz'du, ne bileyim. Ama 30 derecenin üzerine bir sıcaklık. Aşırı bir nem. Yola çıktım. Hopa'dan istikamet Giresun. Gidiyorum. Yanıyorum. Sıcaktan yanıyorum. Duramıyorum. Motorun üzerinde geberiyorum sıcakta. Çektim benzinciye. Elimi yüzümü yıkadım. Soğuk su içtim. Herhalde bir litre suyu bir dakikada diktim herhalde, bilmiyorum. Neyse atladım, devam. 5 kilometre, 10 kilometre yanıyorum, yanıyorum, duramıyorum. Çekiyorum benzinciye. Elimi yüzümü yıkıyorum. En son tişörtümü ıslattım soğuk suyla, onu giydim. Islattı, gittim. Kendimi Trabzon'a zor attım o gün. Yani konuşmakta zorlanıyorum. Otel buldum. İlk karşıma çıkan merkeze, ilk otele gittim. Adam 500 dese, 1000 lira dese vereceğim yani. Sadece kliması olsun. Soğuk duş alayım. Neyse 40 liraydı şansıma. Kliması da vardı. Odaya çıktım. Eşyalarımı attım öyle. Soyundum. Soğuk bir duş aldım. Kurulanmadan bir de şansıma klima tam da yatağın karşısındaydı. Klimayı açtım. En soğuk ayara, en yüksek fan hızına. O anadan doğma kurulanmadan liman karşısına oturdum yatağa. Laptopu açtım, sözde dizi mi izleyeceğim, film mi izleyeceğim, açtım da hatırlamıyorum. 10-15 dakika sonra gitmişim, uyumuşum. Sabah kalktım. Lan dedim, burada bir terslik var. Uzatmayayım konuyu. 2015'in yazında bende anhidroz diye bir hastalık başladı. Anhidroz ne demek? Terlememe. Vücudum artık terlemiyor. Sıfır. O zamanlar. Sıfır. Bir damla ter yok vücutta. Ne oluyor bu sefer? Şöyle düşünün. Motorunuz su soğutmalı. Motorunuzun su soğutması bozuluyor. Ne olur motora? Yanar gider, biter değil mi? Ölür motor. Eğer terlemeyen insan gerekli belli sıcaklıklarda gerekli önlemleri almazsa bu insan çok basit ölür. Ben şöyle 40 derecede 10 dakika 15 dakika güneşin altında bir dolaşayım. Ambulans çağırmanıza gerek yok. Doğrudan cenaze aracını çağırın. O kadar. Şakası yok. Trabzon'da gidiyordum yani. Başıma geliyordu. Öyle otele gidip soğuk duş alıp şey yapmasaydım. Kim bilir. Ondan sonra 2015'te bu hastalık başladı. Bu sefer benim ağrılarıma iyi gelen sıcak hava, güneş daha büyük bir düşmanım haline geldi. Belli sıcaklıklardan sonra hayat bana çekilmez hale geliyor. Kendimi klimalı odaya kilitliyorum. Dışarı çıkmıyorum. Ya da böyle sahilde bir yerde görebilir miyim bilmiyorum. Gösteririm sonra zaten. Sahilde bir yerde oturuyorum. Yandım mı? Soğuk bir duş alıyorum. Denize giriyorum. Şu an mesela iyi. Şu an sıcaklık herhalde bir olsun olsun 30 derece olsun ama gölgedeyim ve esiyor. Esmesi çok güzel. Esmese de nem yüksek. O hani
sıcaklığın yanı sıra bir de nem çok kötü. Yani 25 derece ve yüksek nem 30 derece ve düşük nemden daha kötü bana. Yani ben mesela 24-5 derecelerde güneşin altında biraz dolaşmaya çıkayım, 5 dakika sonra ya başlıyorum yanmaya. 24 derecede bak. O sıcaklık bile beni yormaya yetiyor. Denem oldu mu? Şu an iyi. 30 derece ama gölge değil, yani hafiften esiyor. Ama esmese, nem artsa, böyle gölgede bile ben duramıyorum. Ne yapıyorum? Ecoline diye bir şirket soğutucu yelek geliştirmiş. Özel bir tekstil üst kısmı. Özel bir tekstil artık Almanlar yapar. Yapmışlar. Teknoloji dedin mi? Bilim dedin mi? Almanlar. Bizde sakız çiğnemek orucu bozuyor mu? Onun dergideyiz. Neyse. Soğutucu yelek bunu soğuk suya batırıyorsun, sıkıyorsun. İstersen buzdolabına koyuyorsun, daha da soğusun diye. Ve giyiyorsun. Bu seni serin tutuyor. Yani belli bir sıcaklıklarda bayılmamak için bunu giyiyorum. Ben bunu mesela dün ıslattım. Şu an hala serin. Oh, oh. Evet, hala serinliğini koruyor. 15 saat ne geçmiş aradan. Yolda giderken de motorla şurada 30, 31, 32 derece sıcaklıkta dayanamıyorum. Bunu giyiyorum. Rüzgarın etkisiyle idare ediyorum. Yalnız sıcaklık şöyle 33-45 dereceyi buldu mu artık yetmiyor. Yollarda yetmiyor. Ne yapıyorum bu sefer? Benzinciye gidiyorum. Yani herhangi bir yerde su bulduğum yerde. Yeleğimi, montumu, pantolonumu, ayakkabılarımı komple soğuk suyla ıslatıyorum. Yola çıkıyorum kuruyana kadar. Sıcak bastı. 10 km, 15 km. Hemen yine benzin yerine ne bulursam artık. Yine kendimi komple ıslatıyorum. Yola devam. Bunu yapmasam, o 35 derecelerde kendimi böyle ıslatıp da yola çıksam, o sıcak havada kuru kuru motora gitsem, belli bir süre sonra artık yoldayken bayılırım. Dediğim gibi ambulans çağırmaya gerek yok. Gerek cenaze aracı. İşte 2015'te de bu bela buldu beni. Yani iki ucu boklu değnek. Soğukta dokunuyor. Sıcakta öldürecek kadar dokunuyor. Dolayısıyla yani şu an kaydım hala İzmir'de ama sabit bir yerim yok. Çünkü ben aynı yerde yılın 365 günü yaşayamam. Eziyet olur. Soğukta eziyet, sıcakta eziyet. Onun için 2015'ten beri ne yapıyorum? Son birkaç yıl mesela kış aylarını Alanya'da geçirdim. Çünkü Alanya'da kış diye bir şey yok. Çok kısa. Ağırlarında minimize oluyor bundan dolayı. Kış ayları öyle. Yazında sıcaklardan kaçıyorum. Yani bu uzun uzun turlama, gezme alışkanlığımda aslında bu hastalıklarından dolayı başladı. Daha çok bu terleme masrafından dolayı, sıcaklardan kaçtığım için. Mesela şu an burası iyi. Şu an mesela Alanya, Antalya, ne bileyim İzmir yanıyordur ihtimalle. Çekilmezdir. Dün de burası öyleydi aslında. Bakmayın. Burada da havalar bayağı bir şu an iyi gidiyor. Ben bundan 1-2 sene önce yine, yani son 2 yıldır buraya geldiğimde Haziran ortasında 38 dereceydi. Ebem öpülüyordu. Tam bir eziyetti. Öyle işte. 2015'ten beri böyle. Evsiz evsiz. Kışın orada, yazın yollarda. Ne yapıyorum? Kışın biriktiriyorum. Yazın gezerken de çalışıyorum. Kazandıklarımla yazı geçiriyorum.
geziyorum bol bol. Para bitti mi dönüyorum. Türkiye yine öyle işte Alanya'dır Malanya'dır apartta anlaşıp kışı geçiriyorum. Ama bu sene Türkiye dönmeyeceğim. Artık Türkiye yok. Ben bana göre değil. Bana ters. Böyle bir Türkiye'de böyle değil. Zaten yıllardır böyle de. Artık son nokta yani yeter. Büyük ihtimalle bu kışı Yunanistan'ın güneylerinde geçirdim. Güney Yunanistan'da. Çünkü yine kış gelecek. Soğuk olacak. Beni mümkün olduğu derecede az etkilemesi için kışın. En ideali Güney Yunanistan. Çünkü bakıyorum araştırdım. Orada böyle apartta, eşyalı apartta kalırsam mutfağı olsun, gereçleri olsun. Yemek yapmayı severim, yaparım. İşte çamaşır makinesi, ocağı, ıvırsını. Yunanistan'da öyle bir stüdyo daire ya da bir artı bir daire şu an Akdeniz sahillerindeki apartlardan kış için konuşuyorum, yazmıyorum. Daha ucuz. Alanya'da 400-500 euro 400-500 euro şerefsizler kira istiyor. İstiyordu kışın. Sikli boktan bir apart için. Ufak bir buzdolabı. Çalışan çalışmayan bir ocak. Benim en son kaldığım yerde tüplük vardı. Daha iyi. Yunanistan'da Karadağ'da da aynı baktım. Çamaşır makinesi, fırını, ocağı, kettle'ı yok. Full eşyalı, eksiksiz stüdyolar 220-250 euro. 250 euro. Akdeniz sahillerinde 405. Tabii bu kış daha fazla olur. Artar gene. Euro tabii. TL değer kaybetmezse yine o fiyatlar olacak. Manyak mıyım, salak mıyım? 250 euro vermek varken 400-500 euro vereyim. Bir de Yunanistan'dayken baktım ettim. Pazara gittim. Domates, patates, soğan. 80 cent, 1 euro, 1,5 euro. Ya aşırı pahalı değil yani. Ben çünkü yemeğimi de kendim yapıyorum. Meyvemi, sebzemi alırım. Karnımı doyururum, uygunum. Et daha ucuz. Bir de ben çok içerim. Çok içerim ben. Türkiye'de dünyanın parası. Göre sana daha ucuz. Tek sıkıntı, yani tek pahalı olan sigara ve yakıt. Ama belki bu bahaneyle sigarayı bırakırım. Yani azaltırım. Kışında pek fazla gezmeyeceğim için yakıt da beni etkilemeyecek. Onun için önümüzdeki kış %99 Yunanistan'ın güneylerinde bir yerde apartta kalırım. Evet. Şimdi işimi de merak ediyorsunuz da işimle ilgili şöyle göstereyim. Şöyle bilgisayarın başına oturuyorum. Şöyle dosya geliyor. Tabii ben de müşterilerimle aramda gizlilik anlaşması oluyor. Ben çeviride elde ettiğim bilgileri başkasıyla paylaşamıyorum tabii ki doğal olarak. Mesela bugün ne yaptım? Size söyleyeyim. Bugün iki tane müşterimden şey gelmişti. Hapishaneye yazılan mektup. Yani bir tane mahkum var. Bunun bu örneğimizde kardeşi, kız kardeşi bu mahkuma mektup yazmış. Savcılık tabii bilmek istiyor. Bunlar ne yazıyor, ne ediyor diye. Onu çevirtiriyor. Ben de bu mektubu Türkçeden Almanca'ya çevirdim müşteri için. O da bunu savcılığa verdi. Ne kadar sürdü? Bir bakayım. Çeviriyi 37 dakika çalıştım. 37 dakikada 20 euro kazandım. 20 euro. Ama bu müşterinin fiyatı biraz ortalamanın altında. Mesela başka bir müşterim olsaydı bu çeviri için
35 euro alacağım. 37 dakikada 20 euro, 35 euro. Net. Net. Net olarak. Elime geçen vergiler, sağlık, insanlık, giderler, serbest çalışmalar. Net o. Diyeceksiniz, oh ne güzel, çok güzel para. İyi de ben hastayım. Tekrarlıyorum. Sizler gibi ben günde 8 saat çalışamam, mümkün değil. 1 saat, 1,5 saat. Sıcak bastığımı çalışamıyorum. Soğuktan ağrı olduğumu çalışamıyorum. Zaten Adana'da ben 2018 Adana'daydım. Kış oraya geçirmiştim. Üniversite hastanesine başvurdum malumluk için. Sağlık sorunlarından dolayı. Oradaki başhekim, profesör, dermatolojiden. Adana Üniversite Hastanesi'nde. Anidros terlememe hastalığından dolayı dedi ki, Özgür, ben sana kafadan %80 engel vermem lazım. Hemen seni mahallen emekliliğe ayırmam gerekir dedi. Ama senin hastalığın çok nadir olduğu için bizim engel listesinde bulunmuyor. Engel listesinde bu hastalığın olmadığı için elinden bir şey gelmiyor. Neyse ki ben 2010-11 yılında doğru kararı vermişim de serbest tercüman olarak çalışmaya başlamışım. İstediğim yerde, istediğim zaman çalışabiliyorum. Böylece hayatımı idame edebiliyorum, geçirebiliyorum. Lüks içinde yaşamıyorum ama eksiğim de yok. Kesin ya. Dedim ki sıcak bastı. Yanıyorum. Ne yapıyor? Abi kum bu. Böyle yandım mı? Atlıyorum denize. Ya da duş varsa duşun altına giriyorum. Orada kilo verdiğim için şortum kayıyor. Öyle işte. Durum bu. Millet şey sanıyor, beni zengin sanmıyor. Hayat bana güzel sanmıyor. Oysa bilgisayar ki ne zorluklar altında ben hayatımı idame ediyorum. Bilseler o kadar zor olduğunu. Yani hayat bana limon veriyor. Ben de ne yapıyorum? Limonat yapıyorum. Kayperini yapıyorum. Bol limonlu Cuba Libre yapıyorum. Tabii benim burada en büyük şansım Almanya'da doğup büyümüş olmak. Almanca'nın ana dilim olması. Orada mühendislik okumuş olmak. Çünkü bana mesela çeviri olarak genelde teknik evraklar geliyor. Kullanım kılavuzları, büyük makinelerin, fabrikaların. Ondan sonra teknik şartnamelerdir. Bir de onun dışında bir sürü hukuki evrak geliyor. Boşanma davaları, iddianameler, böyle hapishaneye yazılan mektuplar. Yani ben şey diyorum, bizim Türkler Almanya'da boşandığı ve suç işlediği süre ben işsiz kalmam. Sevgili gurbetçiler, boşanın, suç işleyin, karnımı doyurun. Tabi bu işinin %50'si dediğim gibi teknik şansım Almanya'da doğup büyümüş olmak, mühendislik okumuş olmak. Öyle işte. Hayat bana güzel, gördüğünüz gibi. Evet. Karadağ, Butvaran selamlar. Umarım merak edilen sorunun cevabını almışsınızdır. Yani gördüğünüz gibi davulun sesi kulağa uzaktan hep hoş geliyor, değil mi? Ha bir de bazı üstün zekalar var. Oturduğu yerden para kazanıyor diyor.
Gelsin buyursunlar. Gelsin buyursunlar. Almanca, İngilizce, Türkçe. Otursunlar böyle. Teknik, hukuki. Çeviri yapsınlar. Buyursunlar, yapsınlar. Kolay kolaysa. Şimdi bir de unutuyordum. Ne demiştik? 37 dakika çalıştık. 20 euro. Sonra başka bir sürüm olsa 35 euro kazanmış olacaktım. Ama ne harcadım? Bir tane soda. İki tane Americano. Amerikalı 1,5, sonra 1,5. 4,5 euro. 4,5 euro harcadım. 20 euro kazandım. Kaldım. Apartman. Stüdyo. Ne kadar? Geceliği 15 euro. Şu an konaklamam ve burada içtim kahvelerin ve sonranın parası çıktı. Ama dur da gitmedim daha, çalışacağım. Daha başka iş yapacağım. Şimdi biraz ara vereceğim. Belki güzel bir Kotor Körfezi'ni gezdim geçeydi. Muhteşem. Onun videosunu hazırladım şimdi. Ne bileyim. Sonra biraz YouTube'da takılırım. Videolar izlerim. Bir 15 dakika çalışırım. Bir 15 dakika Facebook, YouTube. Öyle işte. İşi daha diyecektim. Şimdi burası çok gürültülü. Müzik var. Diyeceksiniz ki sen nasıl çalışıyorsun bu müzikte? Ya şöyle söyleyeyim. Çeviri yaparken ilginçtir. Çeviri yaparken etrafımda hiçbir şey duymuyorum ben. Bu müziği duymuyorum. Çalışıyorum, çeviri yapıyorum. Konsantrasyonum hiç bozulmuyor. Ama mesela ben çeviri yaparken birisi gelip de bana doğrudan özgür diye bir şey dese o an benim gidiyor. Beni bilenler bilir. Arkadaşlar çalışırken gelirler bir şey derler. Öyle yaparım. Konuşma gibisinden. Beklerler. Bitiririm. Evet buyur derim. Öyle. Ama bu müzik etkilemiyor. Bangır bangır çalsın hiç duymuyorum bile çalışırken. Başka ne diyecektim? Bu kadar.